Herkese merhabalar, herkese selamlar. YouTube Üniversitesi'ndesiniz. Değerli siyaset bilimi dostları. Bugün size, sizlerle John Locke'u konuşacağız. John Locke üzerine düşünceleri, fikirleri, geleceğe dönük etkileri neler olmuştur özgürlük tarihinde, özgürleşme sürecinde. Bunlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz aydınlanma düşünürleri çerçevesinde bir dizi Söyleşi yapıyoruz bir zamandır. Ee, ...Akıl Çağı ve Aydınlanma diye başladık... Ee, ...sonrasında... E, ...Hugo Grot, Grotius'tan... ...Altısı Yusuf'a, Can Bodin'e kadar... E, ...düşünürlerden bahsettik... E, ...Frances Suarez'den... ...bahsettik örneğin... ...ve geçen e, bir önceki... E, ...videomuzda, içeriğimizde... E, ...aydınlanmanın önemli düşünürlerinden... ...birisi olan e, Thomas Hobbes üzerinde... Dur ...durduk... E, ...İngiliz aydınlanmasının önemli isimlerinden... ...birisi Hobbes ama... E, yaşadığı dönem itibariyle e, bir iç savaş, yani Ang Anglikanlar, e, Katolikler, Protestanlar arasında e, çıkan e, bir iç savaş, 9 e, yıl süren, 1642-1651 yıllar arasında 9 yıl süren bir iç savaşı yaşadığı için e, daha çok mutlakiyetçi düşünceleri öne çıkaran, yani doğa durumunun bir e, iç savaş olduğunu, bundan dolayı da e, toplum sözleşmesiyle, bir devlete, bir yönetime geçilmesi gerektiğini, burada e, e, hükümdarın e, güvenliği ve, e, sağladığı ve yasaları uyguladığı sürece kim olduğunun önemli olmadığını da görüyoruz. E, bunları savunuyor Hobbes. Ama Locke için böyle değil. John Locke e, bir özgürlüğün e, de, devlet için, hükümdar için değil, e, bireyler için, millet için olduğu düşüncesini ifade eden bir İngiliz düşünürü. E, tabii e, John Locke da e, önemli e, e, şeyler yaşıyor. İç savaşı yaşadığında örneğin e, 15 yaşında e, bir, birinci Charles e, idam ediliyor gözlerinin önünde. Yani O dönemde vatan haini e, bir tiran olarak, katil olarak nitelendirilerek 1649'da idam edilen birinci Charles'ın e, bu o, idamına e, seyirci olduğunda Gördüğünde henüz 15 yaşında bir çocuktu. O da e, bunlardan etkileniyor ve e, aslında John Locke'un e, liberalizm ve e, hukukun üstünlüğü görüşünü ifade eden görüşleri e, kendisinden sonra da gerek Amerika'da gerekse Fransa'da e, demokrasi düşüncesinin, insan hakları düşüncesinin yerleşmesinde son derece önemli. Kendi ülkesinde de yani 1688 e, muhteşem İngiliz devrimiyle yani yönetme hakkını kraldan alıp Parlamento'ya devreden e, İngiliz devrimiyle ve sonrasında 1689'da e, insan hakları İngiliz insan hakları beyannamesinin ortaya çıkışında e, John Locke'un e, bu düşünceleri e, hukukun üstünlüğüyle ilgili devletin e, bireylere, topluma, e, vatandaşlara hizmet etmesinin, onların mülkiyetlerini korumasının onların hayat hakkını korumasının, özgürlüklerini koruyup genişletmesinin devletin temel görevi olduğu konusunda John Locke'un e, ve sonradan liberalizmede temel teşkil eden özgürlük, eşitlik gibi değerler çerçevesinde önemli görüşleri var. Eee kendi bir e, kendisine önce yaşayan yaşayan eee ülkedaşı e, olan Hobbes e, ne olursa olsun doğa durumundan devlete geçilmesi ve devletin mutlakiyet e, mutlak bir hükümdar da olsa yönetmesini savunuyordu. Fakat John Locke bunu eleştiriyordu. Yani doğa durumundan bahisle tilkilerin, e, kokarcaların bize zarar verme ihtimalinden kaçarken niye bir aslanın pençesine teslim olalım ki e, sorusunu soruyordu alaycı bir şekilde Hobbes'a ve e, John Locke bu anlamda devletin millet için, birey için, vatandaş için var olduğu e, noktasına vurgu yapan önemli bir düşünür. Hukukun üstünlüğünü ve e, o anlamda da e, temel değerler çerçevesinde liberalizme zemin hazırlayan kurucu babalardan birisi olarak e, zikredilebilir. Evet, yani kısaca bir giriş olarak bunları söyleyebileceğimiz John Doe'un e, tabii bu görüşlerinin şekillenmesinde yaşadığı maruz kaldığı, seyirci olduğu, seyircisi olduğu olaylar nedir? Ne gibi şeyler yaşamış? Neden dolayı, hangi yaşanmışlıklardan dolayı bu fikirleri geliştirmiş? Şimdi de kısaca onun hayatına ve yaşadığı dönemin özelliklerine bir göz atalım. Hadi buyurun, başlıyoruz. 1632 yılında Doğan John Locke İngiliz tarihinin son derece karmaşık bir döneminde yaşar. Çocukluğu özellikle bu dönemde geçer değerli siyaset bilim dostları. Bu dönemde 1642 yılında Charles'ın, birinci Charles'ın Charles mutlak bir mutlakiyetçi bir hükümet kuracağı yani mutlakiyeti getireceği İngiltere'ye korkusuyla Anglikanlar, Katolikler, Protestanların birbirine girdiği bir iç savaş patlak verir. Ve 9 yıl süren bu savaşı, e, savaşa şahit olur John Locke. Ve dediğim biraz önce söylediğim gibi e, vatan haini bir diktatör olarak, e, katil olarak suçlanan Charles e, 1649'da onun gözleri önünde idam edilir. Bu dönemde e, Fransa'da e, 14. Louis mutlakiyetçi bir hükümdardır ve yönetim kurmuştur. Ve e, meşhur devlet benim e, sözünü söyler. İşte böylesi bir dönemde yaşayan John Locke hatta Charles'a suikast girişimi ile suçlanarak katıldığı suçlan, katıldığıyla suçlanarak Fransa'da Paris'te sürgün hayatı yaşar ve bu çerçevede düşüncelerini geliştirme fırsatı bulur ve devlet üzerine iki tez isimli kitabını burada kaleme kaleme Alır. Ee, en önemli kitaplarından birisidir bu devlet üzerine iki tez bir de e, özgürlük üzerine e, bir mektup e, ismiyle diğer bir eseri mevcut bildiğiniz gibi evet e, John Locke'un bu karmaşık dönemde e, geliştirdiği fikirleri özellikle devlet e, nasıl olmalıdır devletin temel görevi nedir e, devlete meşruiyet sağlayan şey nedir yani başkaldırı baş kaldırı hakkı dediğimiz devlet neyi yapmazsa meşruiyetini kaybeder başkaldırı baş kaldırı hakkı doğar gibi konular üzerine kafa yormuş. meslektaşı Hobbes'un dediği gibi doğa durumunun insanların doğa durumunun kaos kaos hali olmadığını, karmaşa hali olmadığını, bu dönemin aslında belli bir düzene sahip olduğunu ancak toplum sözleşmesiyle insanların daha iyi bir düzene geçmek kaygısıyla haklarını, yönetme hakkını, e, kendi hayatlarını, mülklerini, canlarını koruma hakkını, e, kendileri adına yasa yapıp bunu uygulama, kendi huzur ve mutluluklarını sağlama görevini üçüncü bir şahsa devlete e, devrettiklerini kabul eder. Yani toplum sözleşmesini John Locke da güçlü bir şekilde savunur. Ama mutlakiyetçi bir yönetime, e, tek adam rejimine e, Diktatörlüğe karşıdır. John Locke en önemli görüşü budur. Temel olan bireyin özgürlüğüdür. Bireyin özgürlüğü esastır, devletten önce gelir. Bu nedenle de zaten hem hukukun üstünlüğü fikrini e, e, ortaya atar, geliştirir hem de bireyciliğin, yani liberalizmin önemli teorisyenlerinden, fikir babalarından birisini birisi olma ünvanını e, taşır. Evet. E, John Locke'un bu görüşleri arkadaşlar kendisinden sonradaki bir miras olarak hem Fransa'da Fransa'daki 1789 devrimi hem de Amerika'daki demokratik devrim büyük devrimin arka planında temel görüşlerini ifade eder. Thomas Jefferson'in John Locke'a atıfla onun düşüncelerinin ne saygı duyduğunu ifade ederek. Hem Amerikan anayasasının teşkil edilmesinde hem de Amerikan İnsan Hakları Bildirgesi'nin mimarı olarak Thomas Jefferson'ın bu görüşleri son derece önemli. John Locke'a orada önemli atıflar var, saygı sözleri var. Yine Fransız devriminin özgürlük, eşitlik, refah gibi önemli değerleri de liberal temel değerlerdir. Ve bunda öz, özellikle özgürlük ve eşitliğin tesisinde, bir değer olarak tesisinde, dile getirilmesinde e, John Locke'un önemli bir e, e, misyonu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, John Locke e, bu anlamda e, önemli bir isim. Dediğim gibi liberalizmin kurucusu olarak karşımızda duruyor. E, onun fikirlerinin e, kendisinden sonra gelen e, çok sayıda düşünür. Montesquieu'dan Rousseau'ya kadar yani birçok özellikle liberal düşünürler üzerinde çok büyük etkileri olduğunu söylemek mümkün değerli siyaset bilimi dostlar. Hükümet üzerine iki tez, hoşgörü üzerine bir mektup ve insanın anlama yetisi üzerine bir deneme adlı eserleriyle kendi düşünce dünyasını oluşturan, başta devletin kaynağı devletin varoluş nedeni yine devletin temel fonksiyonları meşruiyeti devlete devlete karşı baş kaldırma yani meşruiyetini tanımama gerekçeleri gibi konular üzerinde yani yine bunu toplum sözleşmesi üzerinden ele alan görüşleriyle John Locke'un önemli bir görüşü daha var arkadaşlar bunun üzerine duralım Bu da tabula raza veya tabula rosa diye bir ifadesiyle boş devha düşüncesidir ki modern dünyanın kişilik görüşü üzerinde çok önemli etkileri vardır bu, bu e, yaklaşımın e, düşüncenin insanın düşünce yetisi üzerine bir denemede bundan bahseder e, John Locke yani e, şunu diyor e, tabula rasa e, formülasyonuyla ifadesiyle e, John Locke insanlar her doğan insan'ın zihni boş bir levha, levha, gibidir. Öncekilerin düşüncelerinden yani geleneklerden, baskılardan, otoriteden bir takım etkilerden uzak yeni boş bir levha gibidir ve yeniden inşa edilir. Bu anlamda insan özgür olarak doğar ve bu özgürlüğünü koruyabilme, bunu devam ettirebilme üzerine bir mücadeledir zaten hayat. Yani insan hayatı tabula raza olarak e, e, ortaya çıkan e, doğan insan zihninin bu şekilde özgür kalması ve kendi düşüncelerini e, gözlemler, deneyler vesaire akıl yoluyla bu düşüncelerini oluşturmaya çalışır şeklinde e, bir yaklaşım. Özellikle Hume'un, David Hume'un e, görüşleriyle e, bunun e, bu düşüncenin geliştirildiğini. E, ile daha ileri götürüldüğünü görüyoruz. E, demek ki modern dünyanın e, kişi anlayışı, kişilik yaklaşımı üzerinde de e, özgürlüğün e, yoğrulduğu veya ona meşşerelik yapan bir e, e, mekan olarak da e, zihin üzerinde önemli görüşleri var. John Locke'un gördüğünüz gibi arkadaşlar tabula rasa e, formülünü, e, kavramını ilk ortaya atan kişidir John Locke. Evet John Locke'un e, görüşlerini bu şekilde aydınlanma düşünürleri çerçevesinde ele aldık. E, e, aynı şekilde aydınlanma düşünürlerini ele almaya devam edeceğiz. Montesquieu bir, bir sonraki durağımız. Montesquieu'nun Fransa özelinde e, aydınlanma düşüncesine e, özgürlük, eşitlik gibi e, değerler üzerinden e, modern düşünceye katkılarını da bir sonraki videoda ele almayı planlıyoruz değerli siyaset bilimi dostları yeni videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.